Merhaba sevgili dostlar, SHOT and GUN kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir günde güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün şöyle önümde bir kutu var. En son beklediğim Ata'nın Neo X modeli şu an önümüzde. Kutu açılışını beraber yapalım diyeceğiz ama biz daha önce açmıştık arkadaşlar. Denemiştik tabii ki. Şimdi hep beraber bir de sizle beraber açalım. Biz kullandık, denedik. Şöyle karton kutuda geliyor arkadaşlar tüfeğimiz. Şöyle Neo X biraz tozlu, biz bunu kullandığımız için şöyle gövdeyi şöyle hemen şöyle tüfeği göstereyim. Gövde bu şekilde arkadaşlar. 4+1 kapasiteyle geliyor. Ondan sonra şunu, tüfeğin gövdesini buraya bırakalım. İçinden çıkan parçalar hepsini şuraya çıkaracağım ben sizler için. Şöyle bir bez çanta geliyor. Her zaman Ata'nın bütün tüfeklerinde olduğu gibi. Bir tane de Neo X'e özel bir şapka vardı. Dediğim gibi biz açmıştık. Bu arabada kaldı. O da gerçekten güzel. Şöyle uzatma. Bunlar ekstra satılıyor arkadaşlar. Bunları hemen kapasite 9+1 61 namlu, 9+1 71 10+1 olarak geliyor. Şöyle takozu var. Böyle tüfek için ekstra üzerine red dot veya optik takmak için Picatinny var. Bunları ekstra olarak alabiliyorsunuz. Takoz, askı kayışı, ondan sonra namlu fişek haznesi uzatmayla namluyu tutan şöyle bir askı kayışı takma adaptörü geliyor. Şöyle sportif şokları var. Bunları da göstereyim. Bunları elle söküp takabiliyorsunuz. Açı ayar pulları var. Şurada yedek vidaları var. Şoklar şöyle sportif, güzel, elle sökülüp takılabilen gayet güzel şoklar. Üzerlerinde numaraları mevcut. Bunu da şöyle koyalım. Merak eden arkadaşlar için. Dediğim gibi ben şöyle ekstra, yani burada alyanımız var. Şurada yedek bir o-ring var. Bunları şöyle bırakalım. Hemen şöyle dediğim gibi arkadaşlar, benim tüfeğim çift namlu. 61 ve 71 namlu mevcut. Şu 61 namlu. Bununla 9+1, 71 ile de 10+1 olarak kullanılabiliyor. Hemen size bir montajını yapacağım. 10+1'de kırmızı haznesi, 9+1'de siyah hazne. Yayları da bunlarla beraber mevcut. Şunu şöyle kutumuzu, şu namluyu da şuraya bırakalım. Kutumuzu kenara kaldıralım. Çok doldu. Hemen tüfeğin montajına başlayalım. Ben size şöyle göstereyim. Bu normalde 4+1 geliyor. Ben takozunu yayıyla yayını söktüm arkadaşlar. Şu şekilde. Bu kendi orijinal yayı. Kapasiteyi yükseltmek için. Hemen tüfeğimizi şöyle yapalım. Yüksek kapasiteli olması gerçekten güzel. Hemen şöyle basitçe toplama işlemini gerçekleştirelim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu 71 namlu. Şöyle yayımız, şarjör borusu. Yani hemen yüksek kapasiteli olması gerçekten büyük bir artı oldu. Şöyle hemen biraz bastırıp şöyle hemen topluyoruz. Evet, tüfeğimiz 10+1 olmuş durumda. Dediğim gibi biz bunların denemelerini yaptık. Hemen şöyle şu askı kayışı adaptörü, buna isterseniz askı kayışı adaptörü de var. Kolay geçme. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle alyanla şöyle tutuyoruz, sıkıyoruz. Bu da ayrı bir görsellik katıyor. Şöyle kutumuzun içerisinde diğer aparatları neredeydi? Çantasına bir bakalım. Şöyle hemen kolay geçme bir askı kayış adaptörü de var. Bunu da göstereyim sizlere. Şöyle hemen geçirip takıyorsunuz. Ön tarafa zaten dipçikte askı kayışı takma yeri mevcut. Bunu da poşetine koyalım. Şöyle tüfeği ben size detaylarını, kinetik 10+1 kapasiteye sahip. Tüfeğim boş bu arada arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sportif atış tüfeği olmuş. Şu an alanımız güvenli. Tüfeğimiz boş arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir dipçik ayar pedi var. Ondan sonra şok anahtarı mevcut. Dediğim gibi bu Picatinny üste takıyorsunuz. Red dot takmak isterseniz veya başka bir optik takmak isterseniz. Bunun 61 namlusunda hemen şöyle yapalım. İstiyorsanız bunun da montajını sizlere göstereyim. Atış videolarını da çektik. Bunları da videonun sonuna ekleriz. Tüfeğin çalışmasıyla ilgili sormak istedikleriniz olursa bunları seve seve paylaşırız arkadaşlar. Sökelim hemen. Şöyle. Çok zor bir sökme takma işlemi yok arkadaşlar. Hoppa. Sade yay biraz uzun olduğu için böyle bir fırlama durumu olabiliyor. Hemen şöyle sökelim. Bu 71'di. Şunu namlumuzu şöyle bırakalım. Hemen 61'imizi poşetinden çıkaralım. Bunlar çorabın içinde geliyor. Ayrıyeten naylon da var. Zarar görmemesi için. Tamam. Bu da 61. Bunun da şurada yayı. Şöyle içinde avda kullanmak isterseniz yüksek kapasite takozu mevcut. Şunun hemen şeyine bakalım. Evet. Yüzüğü burada. Şöyle arkadaşlar. Yayı hemen bunun içine geçiriyoruz. Şöyle. Arkadaşlar yayı şöyle elinizle şeyin içine yerleştirirseniz böyle adaptörümüzü hemen şu şekilde sıkıyoruz. Ve tüfeğimiz hemen şu adaptörü de tekrar takıyoruz. Bu ayrı bir görsellik katıyor arkadaşlar. Tüfeği. Şöyle hemen şu şekilde hemen montajını yapıyoruz. Şöyle hemen sıkıyoruz arkadaşlar. Bu da siyah, kırmızı detaylar. Şu anda 61 9+1 olarak hemen kullanıma hazır bir şekilde gayet kolay. Kendiniz bunu hemen montajını yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bunu hem avda hem de böyle sportif atıcılıkta kullanılabilecek kinetik bir tüfek, kaşık mekanizması, geniş yapılmış kolay doluma izin veriyor. Bununla ilgili videosunu, bu videonun devamını ekleyeceğiz. Orada siz bununla ilgili dolum ve atış videolarını izleyeceksiniz. Tüfeğin yüksek bantlı 2 tane arpacık var. Bir fosforlu, bir tane metal. Nişan alması falan çok iyi. Gerçekten güzel yapılmış. Detaylara özen gösterilmiş. Geniş bir, büyük bir kurma koluna sahip. Yüksek mekanizma düşürme mandalı. Şöyle. Evet. El kundağında ve kabzede şöyle kauçuk detaylar. Elinizin kaymasını önleyen güzel bir kavrama sağlıyor arkadaşlar. Ben bu tüfeği uzun zamandır bekliyordum. Daha önce deneme videolarını çekmiştik zaten. Artık bu tüfek bizimle, çok daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Sormak istediğiniz bütün soruları bizlere sorabilirsiniz. Dediğim gibi detaylı atış videoları bu videonun içinde olacak. Bu tüfekle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa bunları yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sorularınıza, aklınızdaki sorulara cevap vermeye çalışırız arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir de şunları söyleyeyim. Dediğim gibi bunları göstereyim. Bu Picatinny, ondan sonra uzatma adaptörleri ayrı olarak satılıyor. Normalde 4+1 kapasiteyle Hani satışta eğer uzatma isterseniz onları ekstra olarak temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.